2 dil yumurta vermiyorsun. Bunları ben bir bir yazıyorum bir kenara, haberim olsun. Avukatçı, oğlum sen mi ilgilenirsin, ben mi şey yapayım ya? Öyle olmaz ev, 2 dil... Ne oluyor lan? Günaydın Şevkat. Kahvaltı için sana börek getirdik. Aa, ne oluyor ya? Ne bileyim kızım, altyazısını yüklememişler. Ben de sadece sesi duydum ya. Aa kızcağız, Ferhat Figan bağırıyor ama siz burada hala duruyorsunuz. Ama baraj kurdunuz önümde, nasıl şey yapayım? Açın 9-15 saat. Bırakın, bırakın. Hayır. Bak, Niko, hadi koş çocuk, koş. Ya ne oluyor, biri gırtlağına mı çöküyor bu kızın arkadaş ya? Koş, koş. Uzak dur benden. Ettim, emanet ettim. Şevkat, Şevkat ne olur alın şunu yatağımdan. Kızım sen buna mı bağırıyorsun bangır bangır? Aman be kızım, ha yüreğimiz ağzımıza geldi. İlk defa yorum yap. Ya şu tavuk için mi kopardın bu kadar yaygarayı ya? Tavuk bu ya, tavuk. Tavuk, yemeğe gelirken ne kadar güzel. Gel Barbara, gel. Sabah içtim aslında, benim anlamam lazımdı zaten senin olmadan. Ya gözümü açtığım gibi tepemdeydi hayvan. Sen olsan ne yapardın? Günaydın derdim. Allah Allah, laf ya. Hadi kızım gidelim. Şu pisliğin de anında. Ay! Bir şey olmaz, bu gübre ya. Yürü, vay, ne güzel kahvaltı hazırlamışsın ya. Tabii yani kahvaltı eve veda yemeğidir. Şimdi dışarı çıkıyoruz bütün gün, sokaklarda ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli. Bari hani eve güzel veda edelim hesabı. Yalnız yumurta çok güzel olmuş. Ya o işte senin sabah ciyah ciyah ciyahladığın Barbara'nın yumurtası o. Ona bir özür borçlusun. Gerçi şimdi kümeste kızlarla seni çekiştiriyordur. Ev bayağı güzel olmuş ya. Hı. Yani size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ha. Ya yok, takım oynuyordu. Yani bütün mahalle yardım etti gerçi. Yani onun rol olmasa kolay kolay yapılacak iş değildi de. Gerçi boşa gidecek ya. Niye boşa gitsin? Ya sen şimdi Fransalarda falan yaşamışsın. Yani şimdi tabii buraya gelince buralar insana ilk başta bir cazip geliyor. Yani otantik falan geliyor. Ya bir de senin tabii doğduğun ev falan diye biraz orada duygusala da bağlamışsın ama yani o sobanın külünü dökmek için sabah dışarı çıkıp o bekçi donduran ayazını yiyince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Dayanamazsın yani. Sen öyle sanıyorsun. Ben zorluklarla mücadele edebilen bir insanım. Ayrıca yürüdüğün yolda zorluklar yoksa o yol seni iyi bir yere çıkartmaz, unutma. Hayır ya, inşallah dediğin gibi olur yani. İnşallah kalıcı olursun. Kalıcı derken? Hayır, içine siner anlamında ya. Uzun oturursun, yani dayanabilirsin gibisine. Allah Allah, neden dayanamayayım ki? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen buraya bir hafta bile dayanamazsın. Bu kadar da açık konuşuyorum yani. Ha, ama gidersen de hiçbir şey demem yani. Kız hevesini aldı, gitti derim. Merak etme, ben kendi ayaklarımın üstünde durabilen bir insanım. Ayrıca buradan da öyle bir haftaya gideceğim falan yok. Hadi bakalım. Ben de diyorum ki en geç bir hafta içinde sen o babanın evindeki o güzelim şöminenin önündeki postun üstüne böyle atarsın kendini. Var mısın iddiaya? Varım. Hı. Ama baştan uyarayım. Kaybedeceğin iddiaya girme istersen. Sen rahat ol. Ben kaybedeceğim iddiaya girmem. Aha Barbara da şahit. Ay! Dur. Oo. Vallahi ben bir haftayı çok bile demişim sana ya. Yalnız bana bak, ben bulaşığa karışmam ha. Aman iyi tamam. 2 parça şey zaten, hallederim ben. Komandokçu geldi. Komandokçu ağabeyse geldi. Arkadaş sabah sabah parçala kendin ya. Ne overlockçuymuş. Sen bırak şuraya, ben hallederim. Ha bana bak. Biz iddiaya girdik ama benim bir şartım var. Neymiş? Öyle her başın sıkıştığında 2'de 1... Yok işte Şevkat, ben şunu kaldıramıyorum, gel bir yardım et. Aman Şevkat, kanepeyi çek de bir arkasının tozunu alayım. Vay Şevkat, gel şu uhurcu bir kaldır da tepeye koyayım falan diye zırt pırt öyle çağırmak yok, yardım istemek yok. Kendi başının çaresine kendin bakacaksın. Merak etme canım. Ben her işimi kendim görürüm, senden de yardım istemem. Ayrıca yalvarsam da yardım etme. İyi. Anlaştık. Bak hala ya. Bas kardeş, sabah sabah sen öyle mikrofonla bağırmak zorunda mısın ya? Herhalde. Yoksa valet makinesinin ayağına geldiğinde nasıl haberin olacak? Bak hala mikrofonla cevap veriyor ya. Yok istemiyoruz overlock, overlock lazım. Lazım mı kız overlock? Değil, lazım değil overlock. Git başka yerde bağır. Belki vardır, senin haberin yoktur. İyi bak halı kenarlarına falan. Oğlum bela mısın la sen? Overlockçu!
Hanımlar Müjde, alın paspas. Oğlum bana bak, oraya gelirsem o mikrofonu senin gırtlağına sokarım. Bütün mahalleli de canlı yayında senin organlarının sesini dinler ha. Bekliyorum, hadi gel. Şaka, şaka. Ne yapıyorsun ya? Bir de bana onu yapamazsın, bunu yapamazsın diye iddiaya giriyorsun benimle ya. Ne şu haline bak ya. Ne varmış halinde ya? Ya senin öfke kontrolü problemin var, farkında mısın? Bayağı sinir hastası bir psikopat gibi davranıyorsun. Senin kavga etmediğin Allah'ın bir günü var mı? Alakası yok. Ben özünde pamuk gibi bir insanım. Ha arada elim kolum böyle birilerinin ağzına gözüne çarpıyor olabilir. O yüzden en fazla hani belki sakar denebilir ya. Ama bayağı ruh hastası bir psikopat gibi görünüyorsun dışarıdan. Benim göbek adım mülayim bir kere. Ben özünde çok mülayim bir insanım. Ama paçalarımdan çekiyorlar kavgaya. Ama sana şunu da söyleyeyim. İstediğim an şak diye bir anda keser atarım bu kavga olaylarına. Vallahi. Vallahi. Tamam o zaman. Hadi bunun için de bir iddiaya girelim. Bir hafta hiç kavga etmeyeceksin. Var mısın? Varım. Varım tamam. Ben bir hafta kavga etmeyeceğim. Sen de bu evde bir hafta dayanabileceksin. Anlaştık. Tamam. Overlockçu geldi. Overlockçu ağamıza geldi. Yaktın, yaktın. Kulakları yaktın. Üstteki borum tıkandı. Bak ben de geleceğim şimdi oraya senin gırtlak tellerini yakacağım. Gel, gel. Bekliyorum. Aklımda ya. Tamam, aklımda bir şey yok. Alın, patlar. Hem bir overlockçu bunlar. Bağır kardeşim, bağır. O güzelim sesinle sağ, sol ortalığı yık geçir ya. Vallahi senin sesini nazarlardan korusun ya. Hatta bir tane de Neşet Baba'dan bir bozlak patlat da bütün şu kulağımızın pasması bir dağılsın şöyle. Eyvallah, eyvallah. Gel, gel, sen de gel. Bütün bu mahallenin delisi bitmemiş. Overlockçu! Hanımlar, Müjde! 9-15 kavgasından son anda dönüldü. Dönerim. Her türlü dönerim. Her türlü vites küçültür, pamuk gibi insan olur. Direksiyon bende artık. Kavga isteyen başka arabaya binsin kardeşim. Göreceğiz. Göreceğiz. Neyse hadi ben kaçtım. Şevkat dur gitme. Şu kanepenin yerini ben bir değiştirmek istiyordum. Ona bir... Aklımda. Aklında tabii. Dakika birden kendi kalene atıyordun golü. Neyse direkten döndü. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yaparım ben kendim. Ne olacak? Göreceğiz. Allah Allah. Göreceğiz bakalım. Ev mi yaman, sen mi yaman? Öyle Fransalarda bohem bohem matmazel hayatı yaşayıp resim yapmaya benzemez Esin Hanım. Bu mahalle adamı yudar yudar ey yavrum ey. Yaptığın atar hayatıma renk katar Şevkat. Giderin hoşuma gider. Sen yine neye celallendin böyle? Haydi söyle. Ya sabah sabah tribün güftesi gibi konuşup da benim sinirimi bozma şimdi var. Bu kız zaten kafamı ütüledi şimdi sen de kol alama. Ne oldu ya sen niye sinirlendin? Mancınık ruhlum ya. Ya yok bir şey Esin ne iddiaya girdik ya. Ne? Ne? Ya tamam önemli değil ya. Bir dakika bir dakika. Sen şu an yalnız beni her türlü yanlış anlamayla baş başa bırakıyorsun farkındasın değil mi Şevkat? Ya ben buna dedim ki sen dedim öte dedim Fransalardan geldin bu hem hayatından geldin buralarda yaşanamazsın barınamazsın tutunamazsın falan dedim. Bu da dedi yok dedi ben dedi her türlü dedi zorla dedi göğüs geririm dedi bilmem ne dedi sen bana karışmasın ben başa çıkarım dedi bilmem ne işte bu. Ne yapacaksın Esin'e bahis mi oynayacaksın tövbe yarabbi ya. Yok yok Esin'e bahis oynamayacağım. Direkt Esin'e oynayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.